Herkese merhabalar. Lezzet Sitem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan kahvaltılık 10 dakikada kolayca hazırlayabileceğimiz muhteşem bir tarifimiz var. Tarifimiz için kullanacağım malzemeleri açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Dilerseniz tarifimize geçelim. Karıştırma kabına 2 tane yumurta, 1 su bardağı sütü ekliyorum. Bir çırpıcı ile karıştırıyorum. İçerisine çatal ile ezmiş olduğum 1 çay bardağı beyaz peynir, rendelenmiş 1 çay bardağı kaşar peyniri, 1 veya 2 tane yeşil soğan ince kıyılmış, yine ince kıyılmış çeyrek demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı çörek otu. Hepsini bir spatula ile karıştırıyoruz. 3,5 su bardağı unu 2 aşamalı olarak ekliyorum. Bardak ölçüm 200 mililitrelik bardak ölçümü kullanıyorum. Hamurumuzu spatula ile karıştırıp elimizle hamuru toparlıyoruz. Un serptiğim tezgaha alıyorum. Ve 2 eşit parçaya bölüyorum. Eşit parçaya böldükten sonra 2 tane beze yapıyoruz. Kolayca bezeleri yaptıktan sonra üzerine az miktarda un serpiyorum ve bezelerimizi tava büyüklüğünde elimizle inceltiyoruz. 2 bezemizi de elimizle incelttik tava büyüklüğünde ve 8 eşit parçaya bölüyorum her bir bezemizi. 2 bezemizi de açtıktan sonra 8 eşit parçaya böldük. İkisini de toplamda 16 parça çıktı. Kızartmak istediğim tavanın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Isınan yağın içerisine dilimlemiş olduğum parçaları yerleştiriyorum. Yerleştirdiğimiz hamurumuzu orta ateşte yakmadan güzelce kızartıyoruz. Altı kızaran hamurumuzu çeviriyoruz ve üst kısımları da kızartıyoruz. İki tarafı da güzel kızaran hamurumuzu kağıt havlu serdiğim servis tabağına alıyorum. İkinciyi de aynı şekilde kızartıyoruz. Kızartmadan önce bir miktar daha sıvı yağ ekliyoruz. Orta ateşte altını üstünü çevirerek kızarttıktan sonra servis tabağına alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok pratik yapımıyla çayınız demlenirken kolayca hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Kahvaltı sofralarınıza, çay saatlerinize, ani gelen misafirlerinize kolayca yapabileceğiniz pratik bir tarif. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere de şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.